Kaşıntınız mı var? Kaşıdıkça kaşıyasınız mı geliyor? Evet biliyorum. Çok sık geliyorsunuz bu şikayetlerle ve çoğunlukla altından mantar enfeksiyonu çıkıyor. Kaşıntıya genellikle süt peynir kesiği gibi bir akıntı da eşlik eder. Ve dış genital bölgeniz siz de kaşıdığınız için çoğunlukla yaptığınız iritasyona bağlı şişer, ödemlenir, pembeleşir, idrar yapmak bile bir zulüm haline gelir. Oturduğunuz yerde böyle koltukta kaşımaya çalışırsınız. Bu vaziyetlerde olduğunuzda ilk olarak yapmanız gereken şey kesinlikle iritasyonu durdurmanızdır. Yani bu durum kaşıdıkça siz o bölgelerdeki epitelde hasar ortaya çıkartırsınız ve mantar o bölgede daha da çoğalır. Yani siz kaşıdım zannedersiniz, 1-2 saniye rahatlarsınız ama sonra olay daha da ciddileşir. Bu sebeple kaşımayı kesmenizi tavsiye ediyorum. Ve nem, ıslak bırakmamanız lazım. Nem, mantarın en sevdiği şeylerden bir tanesidir. Kuru tutmamız, ıslak bırakmamamız ve temiz bakmamız gerekiyor. Tabii ki tedavi vereceğiz. Hemen bir jinekoloğa muayeneye gideceğiz. Bu noktada hekiminizin size verdiği ağızdan haplar mantar önleyici, yine vajinal fitiller mantar önleyici ve yine dışarıya kremler olacak bu mantar tedavisini tedavi etmek için, mantar hastalığını tedavi etmek için. Bunları uygularken eş zamanlı siz temiz bakacaksınız, kuru tutacaksınız ve asla kaşımayacaksınız. Bunun dışında eğer sizin akıntısız, sürekli var olan bir genital kaşıntınız varsa, bu 6 aydır devam ediyorsa, işte o zaman yine jinekoloğa kesinlikle gitmeniz lazım. Bu bir cilt lezyonu olabilir. Vulva bölgesinin bazı cilt lezyonlarında kronik kaşıntıyla giden hastalıklar olabilir. Renk değişimleri, ciltte incelme, perşemen kağıdına dönme gibi durumlar söz konusu olabilir. Biz böyle durumlarda oralardan biyopsi almak durumunda kalabiliyoruz. Yani kaşıntı her ne olursa olsun, akut da olsa, kronik de olsa tedavi gerektiren bir durumdur. Çoğunlukla altından hafif enfeksiyonlar çıkar ama yine de diğer kısımlarda ihmal edilmemelidir. Mantar enfeksiyonu geçiren bir insanda nem önemli demiştik. Nemi yok etmek için elbette naylon çamaşırdan uzak durmayı tavsiye ediyoruz. Kuru çamaşırlar, yani kuru ve pamuklu çamaşırlar giyilmesi çok önemli. Kuru tutulması çok önemli. Burada kağıt peçeteler, işte pamuk, işte günlük petler asla önerdiğimiz şeyler değil. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Nemli bırakıyorlar. Yani siz günlük pet koyuyorsunuz, kuru zannediyorsunuz ama o nemi içeride hapsettiği için aslında nemle birebir vulvanız, genital bölgeniz temas ediyor. Yine pamuk ve peçete koyduğumuzda da bunlar lifli lifli oldukları için o çatlaklarda bir sürü mikroorganizmayı tutarak üremelerini sağlıyor. Ne yapabiliriz? Böyle pamuk bırakmayan bir takım işte atletler gibi, pamuklu atletler eskimiş, bunlar kullanılabilir kesilerek. Bunlar genital bölgede koyulup atılabilir belki ya da bol bol çamaşır taşıyıp yanınızda pamuklu çamaşırınızı değiştirmeniz mümkün olabilir. Temizlenirken mutlaka önden arkaya temizlemeniz lazım. Çünkü anüsünüzün etrafında bir sürü mikroorganizma var. Bunları ön bölgeye taşırsanız bu enfeksiyonları arttırırsınız ve tekrarlamasını, yenilemesini sağlayabilirsiniz floranızı bozarak. Çünkü mantar flora bozukluğundan olur. Ama flora bozukluğuna zemin teşkil eden konulardan bir tanesi temizliğe dikkat etmemektir. Onun dışında yine beslenmeyle ilgili bir başka videomda bahsetmiştim detaylı. Yani ne yersek oyuz. O bağırsak floramız gibi vajen floramız da yediklerimizden çok etkileniyor. Bu yüzden yediklerimizde özellikle mantarın çok sevdiği şekeri, yapay şekeri günlük yeme düzenimizden çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kan şekeri yükseldiğinde, hücresel düzeyde şeker yükseldiğinde mantar bunlardan beslenerek çoğalmayı sağlayabiliyor. Bu yüzden biz oral olarak da beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Yine bu dönemlerde özellikle ilişkiden kaçınmak çok önemli. İritasyondan kaçınalım demiştik. İlişki de bir nevi gelgit hareketiyle, sürtünmeyle bu bölgeye iritasyon yaratacaktır. Zaten bu dönemde çok ağrılı ve acılı olacaktır. Kendinizi gereksiz yere zorlamayın, tedaviyi de geciktirmeyin. Bu tedavi süresince de, yani sadece bu dönemde değil, tedavi esnasında da bitene kadar, semptomlar tamamen yok olana kadar cinsel ilişkiden kaçınmakta fayda var. Şekersiz beslenmenin dışında probiyotik içeren gıdalar tüketmemiz, ağızdan almamız çok önemli. Probiyotiklerin özel tablet formları da var. Hem vajinadan yerleştirebileceğiniz hem ağızdan alabileceğiniz. Ama bunların doğalları var. Yani doğalları varken tabletlerini tüketmek ne kadar doğru? Bu takdiri size bırakıyorum. Yani evinizde yaptığınız, kendiniz mayaladığınız yoğurttan günlük bir kase tüketebiliyorsanız, iki kase tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yine yapabiliyorsanız günlük kendi mayaladığınız ev
kefiri tüketebilirsiniz. Yine turşu ve ev turşusu ve yine ev sirkesi de kullanılabilir. Genital bölgenizi yıkarken ılık su dışında bir şey kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ama elma sirkesi genital bölge yıkamasında gerçekten özellikle mantarda çok faydalı olabiliyor. Ev yapımı elma sirkesini sulandırarak dış genital bölgenizi yıkayabilirsiniz. Sulandırmanız şart yoksa yakarsınız kendinizi. Yani 1'e 10 şeklinde sulandırabilirsiniz. Ve bunları ben hastalarıma böyle şu fıstık şişelere koymalarını ve genital bölgelerini bu şekilde sıkmalarını tavsiye ediyorum ve hiç sürtelemeden bas çek yöntemiyle kurulamalarını tuvaletten sonra tavsiye ediyorum. Size vajinal ve vulvar mantardan detaylı bahsetmeye çalıştım. Ama unuttuğum şeyler olabilir. Siz de yorumlara sorularınızı yazarsanız etkileşimde bulunabiliriz. Ben de oradan yanıtlayabilirim. Farklı bir video çekmemi isterseniz yine lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen hemen abone olmanızı rica ediyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve beni Dr. Aşk 55 Klinik Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel davranın. Hoşçakalın.